Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Safişin El Emekleri. Rabbim cümlenize sağlık, sağda afiyet versin. Ne muradınız varsa versin. Şimdi yeleğimizin arka kısmını yapıyoruz. Ve yeleğimiz koltuk kısmına geldi. Çünkü yeleğimizin önleri kısa, uzun olacak. Arkası önlerden kısa olacak. Efe yelekleri böyle, bu tarzda. Onun için hemen koltuk kesimine geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Şöyle ipimi ön tarafa aldım. Şuradan 4 tane bir kesim işlemi yapacağım. Şöyle küçük şişe alayım bir tane elime. 4 tane keseceğim. Dört tane de öbür taraftan keseceğim. İki kestik. Üç kestik. Dört kestik. Şimdi artık düz haroşaları yaparak öbür tarafa kadar gideceğim. 4 tane de oradan kesme işlemi yapacağız. Bu şekilde kesmemizi yapmış olduk. Hemen şişimi takayım. Bu şekilde bu tarafa kadar gideceğim. Uzun şişler olduğu için örmesi biraz beni zorluyor. Şimdi başa kadar ben bunu gideyim. Öbür tarafta da kesme işlemini göstereyim. Burası da düz bir şekilde kesilecek. Bunun için başa kadar ben bir gideyim. Başa kadar geldim. Hemen burada tekrar kesme işlemini yapıyorum. Tekrar ipimi ön tarafa aldım. Şu şekilde 4 tane daha burada kesme işlemini yapıyorum. Artık bu kesme işlemlerini bitirdikten sonra öreceğim. Kol boyutunu, kolu ve boyunu ayıracağız. Sonra bitireceğiz. Dikim işlemini yapıp videomuzu bitireceğiz Allah'ın izniyle. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ben bunu 82 falan bir önceki videomda yapmıştım başlamasını. Arkadaşlar 82 büyük geldi. Onun bilgisini vereyim. Ben bunu 72 yaptım. 10 tin eksilttim. Çünkü haroşa açılıyor. Biliyorum ben açıldığını. Ama dediğim gibi ben Efe yeleğini ilk defa örüyorum. Onun için tam şeylerini, kalıplarını ilk etapta tam tutturamadım. Ama şimdi artık 70'te başladım. O da kesip gidiyorum ben. O da güzel oldu. Tam boyutuna göre oldu. Kesip gidiyorum ben de, daldım da. Onun bilgisini verirken bu şekilde arkadaşlar örerek başa kadar gideceğim. Bir tane daha sökeyim. Şimdi gidiş hep de bu şekilde giderken kesme işlemi yapacağız. 4 tane daha. Burada 3 tane kesme işlemi yapacağım. 3'er tane. Kesmelere geldiğimde tekrar göstereceğim. Çünkü ben koltuk altımda ördüğüm için zorlanıyorum örerken. Hadi bakalım. Öbür tarafa kadar gelelim. Şimdi öbür tarafa kadar geldim. Şöyle ipimi
ön tarafa alıp şuradan kesiyorum ve düz bir şekilde devam ediyorum öbür tarafa kadar. Burada da bir kesim işlemi yapacağız. 3 tane kesim işleminden sonra düz bir şekilde devam edeceğiz. Kol bitene kadar. Hadi bakalım. Şimdi buradan da kesim işlemini yapıyorum. Aynı şey, aynı olacak zaten kesimler. Şu şekilde. Haroşa tarzında kesiyorum. Kesimlerimiz aynı olacak. 2 kesim daha yaptıktan sonra, bir kesim daha yaptıktan sonra, dur bakalım, evet, 2 kesim yapacağız. Bu şekilde 2 kesim daha yapın. Kolumuzu büyütelim. Ve en son bitme aşamasına getirince tekrar göstereceğim. Yaka ayıracağız, kol ayıracağız. Hadi bakalım. Bitirelim. Ondan sonra dikim işlemine geçeriz. Daha fazla arkada çok bir şey yok. Sadece kesime yapılıyor. En sonunda kol ve boyun ayrılıyor. Hadi bakalım. Şimdi ben koltuğu yaptım. Şu şekilde 3'e ayırıyorum. 19 tane bu taraftan haroşa, tin, 18 tane de ortadan ayırıyorum. Yakayı, omuzu 19 yapıyoruz. İki, dört, altı, sekiz, on, 12, 14, 16, 18 ve 19. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Şimdi şöyle döndüm tekrar. 2 sıra 2 şiş bir şey yapacağız, öreceğiz şeyi, omzu. Kesmeden 2 şiş öreceğiz ve bütün yelek yakaları bu şekilde ayrılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tığda da aynı şekil. Şişte de aynı şekil. Yak omuzu, boynu örmeden kesiyoruz. 2 sıra 3 sıra boyundan, omuzdan örüyoruz. Bakın bu ikinci, üçüncü şişim. Yani iki haroşa falan yapıyor. 4 şiş yapacağız. Her bir haroşa 2 şiş. Bakın. Bir daha gidip geleceğiz. Bir kere daha gidip geleceğiz. Toplamda 2 şiş, 4 şiş çıkmış olduk. Çıkmış olacağız. Şimdi tekrar dönüyorum. Şimdi arkadaşlar buradan 4 şiş değil, bir şiş fazla çıkacağız. 5 şiş çıkacağız. 6.yı da keseceğiz. Çünkü haroşa olduğu için boyunu fazla göstermiyor. Şimdi hemen kendimi göstereceğim. Orta yarı. Bakın. Şu şekilde. 1,
yaka oluşuyor. Şöyle göstereyim hemen. Omuz bu şekilde olacak. Sonra yakayı oyacağız. Şimdi bir şiş daha fazla gidiyorum. Gelirken keseceğiz. Tığla keseceğim hemen. Pratik bir şekilde kesme işlemini yapacağım. Zaten burayı gösterdiğim için öbür tarafına gerek yok. Burayı bir keselim. Hemen tığımı alıyorum elime. Çok fazla dar kesmeden şu şekilde tığla kesiyorum. Bakın, iki tane kestim. Bir tane alıyorum ve kesiyorum. Bir tane alıyorum ve kesiyorum. Hem örmüş oluyoruz bir sırada bu şekilde, hem kesiyoruz. Çok fazla sıkı kesmeyin. Normal bir şekilde kesim işlemini uygulayın. Çünkü haroşa şeydir, genişliğine genişler. Tığla da büzmeyelim temelle. Bu şekilde kestim. Arada tığ takılıyor tüylerin etrafına. Bakın. Şimdi işin püf noktası burada. Nasıl geçiş yapacağız, aşağıya keseceğiz. Onu göstereceğim. Bakın. Omuz oldu. Şimdi tığla kestiğimiz için şöyle yapıyoruz. Kaydırma tekniğiyle aşağı doğru kaydırarak gidiyoruz. Her haroşadan alarak, bakın, her haroşadan alıyorum. Ve en sonunda buradan alıyorum, en son ördüğümden. Ve tekrar şeyi, boynu kesiyorum. Boyun kısmını keseceğim. Bu işlemi sadece şey, ip kopartmamak için yapıyoruz. Pratik bir işlem. Çünkü öbür türlü ipi kopartıp tekrar bir oraya bir oraya ipi taşımamız gerekiyor. Böyle daha pratik. Toplamda arkaya bir şire ipimiz gitti arkadaşlar. Bir yumak. Onu söyleyeyim. Gri de bir yumak. Tam gitmedi. Biraz gri kalındı. Ama o da bir yumak gitti. Bakın. 18 tane tin kalana kadar burayı kesiyorum. 18 tane tin kalacak. Boy omuzu örmek için. Bu tarafta 18'de 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Daha 4 tane daha keseceğiz. 1 kestim. 2 kestim, 3 kestim, 4 kestim, bir de burada vardı, 5 kestim. Şimdi artık burada ne yapmışsak aynısını yapacağız ve 5 şiş 6. ile beraber kesme işlemini uygulayacağız.
Şimdi 5 şiş örüyorum haroşa. 5 şişten sonra kesme işlemini uygulayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. 5 şişte bu tarafı örelim. Ondan sonra kesim işlemini uygulayacağız. Şimdi kesme işlemine geçiyorum. Burada biraz tenim bolarmış. Bol yapmışım. Artık 5 şişten sonra kesme işlemine geçiyorum. Bu taraftan kestiğim için tekrar aynı yerden kesiyorum. Bir kestim. Bu şekilde kesiyorum. Biraz ileriye gittim sanırım. Burada da kesim işlemini bitiriyoruz. Ondan sonra dikme işlemine geçeceğiz. (18) demiştim ya, bu tarafta 19 yapıyorduk. Bintiğin kenardan almış oldum arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bir anda kafamda almış. Ortada 18 bırakmıştık. Kenarlarda da 19. Ve bu şekilde kesme işlemi yapmış olduk. Bak, yeleğimizin arkası bu şekilde arkadaşlar. Hemen dikim işlemine geçelim. Bakın, bir tarafını diktim ben. Şimdi ikinci tarafını beraber dikeceğiz. Bakın, bu şekilde diktim. Hemen ikinci tarafını da beraber dikelim. Şu şekilde ters çeviriyorum. Bakın. Düz tarafları içeri geliyor. Dış tarafı. Hemen şöyle çeviriyorum. Yeleğimi. Gri iple diktim. Tekrar gri ile dikeceğim. Şuraları bırakıyoruz. Şuradan kesme işlem, arttırma işlemimizin bittiği yerden dikmeye devam ediyoruz. Tam buradan dikiyoruz. Şu şekilde çapraz bir şekilde dikme işlemini uyguladım. Şöyle ikisini beraber tutun. Şöyle çapraz bir şekilde her haroşanın arasından alarak dikin. Fazla çok burayı rahat bırakmayın. Büzüşme yapıyor. Biraz sıkarak dikin. Bakın, büzüşme yaptı bile. Haroş olduğu için geliştirme şeyi çok. İki ucu bir araya getirip tutarsanız esnem şey olmaz. Birisi aşağı biri yukarı olmaz. Şimdi bir de ben onu ütü basacağım. Ha, bu bilgiyi de vereyim. Üt şeyleri, örgüleri ıslak bezin üzerine koyup orta derecede, çok fazla sıcak değil, çok fazla soğuk değil, o derecede ütü basın. Örgülerde tülenme olmaz. Yıkadıktan sonra da şey, salma olmaz. Ama çok fazla sıcak değil. Bir de bile ütüleseniz olur. Bu şekilde. İnşallah tığ yeleğini ütülerken onun bir şey çekimini yapacağım ütülerken. Şimdi bundan sonra da Allah nasip ederse tığ yeleğin bitimini atacağım. Çeyizlik yeri. Bu şekilde dikme işlemini bitirdim. Hemen yakaya geçiyorum. Şu şekilde de yakayı, biraz dediğim gibi burası sıkı olmuş.
Buraya da şu şekilde tutacağım. Bakın. Şu şekilde. Tekrar buraya da öbür yakayı omuzu maviyle dikmiştim. Bunu da maviyle dikiyorum. Kenarları griyle diktim. Çok fazla belli etmiyor renklerimiz. Çapraz diktiğimiz için. Bak şu şekilde dikme işlemini uyguluyoruz. Çapraz diktim ben. Siz nasıl rahat ederseniz o şekilde dikin. Şimdi öbür tarafında, iç tarafında göstereceğim zaten. Şimdi küçük bir kemer yapacağız. Beline, sırtına. Gri ipten. Bu iki renkli yelekler şimdi daha meşhur. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Güzel oldu. Şu şekilde hemen buraya bağlıyorum. İpimi buradan kesiyorum. Bunları içine çekerim sonra. Şöyle hemen yeleğimizi çevirelim. Hemen düzeltiyorum. Yeleği. Şöyle düğme gelecek. Ne taraf? Bu tarafı düğme dikilecek şey alt tarafta. Bu şekilde. Ben arkayı da göstereceğim. Bakın. Arkası da bu şekilde. Hemen arkaya bir şu kadar bir şey gri yapacağım. Aksesuar amaçlı. Hadi bakalım. Şimdi bakın. Birazcık ütü bastım. Başka düğmem yok derim de unuttum da düğme almayı. Bu şekilde düğmelerini de diktim. Şöyle hemen arkasında göstereyim. Bakın. Güzel, harika bir şey oldu. Bundan iyisi çamda kayısı derler. Bakın. Bu da 4-5 yaş, 6 yaş için ideal bir yelek oldu. Hemen şöyle arka kuşağı için çok fazla değil. Hemen 5-10 santimlik, 10 santim falan yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani buraya 25 tane falan tin atacağım. 25 gözüme az geldi. Ben de 35 tane yaptım. Ve haroşa yapıyorum. Her tenimi birer tane alarak düz bir şekilde her iki taraftan da yapıyorum. Hadi bakalım. 4 sıra falan yapacağız. Ondan sonra arkayı da kuşağını da dikeyip bitireceğiz. Ben yukarı omzuna cep yapacaktım ama omuz mesafesi az kaldığı için yapmadım. Oraya maviden küçük bir cep haroşası yapabilirsiniz. Şu şekilde yeterli. 10 tane falan. Oraya yapabilirsiniz. Şu şekilde dikebilirsiniz. Aksesuar olarak. Ben şimdi kuşağını yapıp bitireceğim. Şimdi arka yönde döneyim. 4 sıra falan yapalım, bitirelim. Döndüm.
Burada da halça yapıyorum. Buraya örmeden alıyorum. Ve düz bir şekilde örerek devam ediyorum. Hadi bakalım. Bakın. Mavi şöyle yaptım, gene de içim rahat etmedi. Şöyle kenardan dikiyorum. Sadece kenarlardan dikiyorum. İçim rahat etmedi. Tam olsun artık dedim. Şöyle cep şeyi verdim. Bu şekilde hemen kesim işlemini yapıyorum. Bakın, güzel oldu. Bakın zincirimizi bile taktık. Hemen gri yaptım ben. Gri nasıl dikeceğimi göstereceğim. Çünkü griye de düğme olması lazım. Düğmem eksik olduğu için ben nasıl yapılacağını size anlatacağım. Sonra düğmelerini değiştireceğim büyük ihtimal. Hemen şöyle biraz daha aşağıya, gördüğünüz gibi şöyle ortalayarak ortalayalım. Şöyle şöyle düğme dikilecek. Böyle böyle düğme dikilecek. Şuradan düğmeler takarak dikilecek arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim size. Bakın. Bu düğmeler olmaz. Çünkü hepsi aynı değil. Bu şekilde göstermek istedim. Bu şekilde yaparsınız. Güzel oldu. Dikmeyeceğim ben. Çünkü düğmelerini değiştireceğim. Hemen şekilde bir zincirim vardı. Uzun tabii ki bu. Büyük. Ben zincirimi size göstermek amaçlı taktım. Şuradan. Şöyle bir tak geçirelim çıkmasın. Hemen şöyle bir aksesuar verelim. Gördüğünüz gibi harika bir şey oldu. Biraz daha aşağıya salabilirsiniz. Düşünün ki saat koyduk. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve paylaşma yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Safişinel emeklerinde kalın. Yeni modellerde görüşmek dileğiyle. İnşallah bir dahakına yeleğimi bitirirsem onu atacağım. Bitirmezsem başka bir şey atacağım, Allah nasip ederse. Hoşça kalın.